beklentiye girdik. Hem de performans ortada derken ilk maç başlıyor. İlk maç başladı. Primorsk taraflarından gelen uçağımız Shooting Range. Biraz nispeten batılı bir uçak geliyor. Severny'den ayrılacak. SUG'nin de elendiğini görüyorum. Owner'ın baskısı devam ediyor. Rakibinden birisinin skor garantisini aldı. Rome aldı hatta skor garantisini. Mir'in de çok puana ihtiyacı var ve iki kişi kaldılar. Sadece bir skor alabilmişler. Onların da durumu çok kötüydü. Rome yakalandı. İçeriye baskı devam ediyor şu anda. Galatasaray'ın baskısı. Skoru vermeyecekler orada. Ve Mir'in de elenmek üzere olduğunu görüyoruz. Dışarıdan da gelen mermiler var. Çok fazla... Ama iki tarafa da hamle yapamıyor. Bu arada tanık fark edecek mi diye baktım. Klaus. Çok iyi döndü. Çok iyi döndü. Çok iyi döndü. Rakibini düşürmeyi başardı. Hayata tutunmaya ama devam edecek. Çok açıkta. Çok açıkta. Yani canı da yarım. Sadece bir tane kiti kalmış. Onu da çok basamıyor. Bu arada tanığın skor garantisini Kör Cerrah'ın çektiğini görüyoruz. Üç bombayı da kullanırsa hatta onlara gerek bile kalmayabilir. Spray geliyor burada doğru zamanda doğru hamle. Black anında tepe taklak oldu. Geriye sadece bir oyuncu kaldı. Ya Marso birazcık orada kontrol etmemişti ama yani Merciless döndü Marso'ya da vurdu. İlk maçta Hovley Sports ve Black Esports maçı domine etti. Hovley Sports'ta PNPL geçmiş olan Merciless ve Oscar'ın yanında Twist eklenmiş durumda. Bu turnuvada güzel bir performansa imza attılar. Black Esports ise yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen takım uyumu ile PNPL'e hazır bir görüntü çiziyor. Çünkü hep öyle başladı Miramar haritaları. Yine başlamak demişken günün ikinci karşılaşması hazır. Uçak haritaya girişini yapıyor. Monte'nin batısından başlayan uçak Elazar'dan çıkacak. Tam böyle rahat, keyifli bir uçak rotasyonu hocam. Her oyuncu yere çekildi. Kalse'de şu an yanıcıdan etkilenmiş. Canı bayağı bir azalmış. Ama dışarıya çıkarken Kamikaze'nin attığı bombayla beraber yere çekildi. Buraya birazcık yardım zor gibi gözüküyor. Dışarıya doğru çıktı Kalse. Losto bölgede gezmeye devam ediyor. Barışçı ekranlara geldi ama sanırım birazcık uzak bir noktada. Hani geç sonunda şu anda burada bir üstünlüğü söz konusu oldu. Farklı açılardan Kalsi'yi kurtarmak için çabalayacaklar ama işi gerçekten neredeyse imkansız gibi. Kamikaze'nin atışıyla beraber can azaltıldı. Lost da şu anda Kalsi'yi tavayla bitirdi. Hani hiçbir bilgi almadan gittiler. Birazcık tehlikeli bir iş yaptılar ve kafa attılar. Bloodrapper oraya doğru bir bomba attı. Şu anda bombalar karşılıklı bir şekilde çekildi. İçeriler bombalanmaya başlayacak. Oscar'ın attığı bomba zamanlamayı mı ayarlayamadı? Ne yapamadı tam olarak anlayamadım ama bir Sezar'ın şey yapamadı. Sezar hocam. Yani ne yapamadı bilmiyorum ama bir şey yapmadığı kesin oldu. Dış taraftan şu anda rakiplerinin üzerine doğru sıkıştırmaya çalışıyorlar. Mermiler geldi Twist'ten ve Arza'yı yere çekti. Bloodrapper'da Merciless'ın attığı bombayla yere düşürülünce şu anda avantaj tamamen Howl'a doğru geçti ve güzel bir yeri de ele geçirmek üzereler. Merciless skor garantisini aldı birincisini. Kraus'unu Ice oyuncuların üzerinde tutmaya devam ediyor. Cortex, Elvis'i de yakaladı. Lafodre orada biraz problem yaşayabilir. İki oyuncuları yerde şu anda. Hatta Striker'a baktığımızda takımına destek olabileceği bir pozisyonda değil. Çok uzakta duruyor. Bununla birlikte Getsoy'la da Howl'un bir savaşa girdiğini söyleyebiliriz. Twist orada bir oyuncu düşürmüştü. Oscar şimdi hemen skoru garantilemeyi başardı. Musab'ın yeri açığa çıktı. Merciless yerde. Twist burada tepeden çok iyi bir konumdan geldi. Skoru çekti. Kendini güvenli bir noktaya atmaya çalışırken yakalanıyor. Avcı Twist'i düşüren isim. Howl'da hala biraz sıkıntı yaşayabilir ama uzaklardan Oscar'ın sağlayacağı bu cross çok önemli olacak. Biat Squad'ın yapacağı herhangi bir hamleye karşı çok net bir savunma ama Nymphex Oscar'ı da düşürdü. Bir anda Howl'un oyunda sıkıntıya girmiş olabilir. Muamka bu arada yine devreye girdi. Biat ekibi artık kenarda alanda 9. alan geldi. 360 derece kapanıyor. Tanık oraya çıktı. Speed'i yere indirdi ama bomba Speed'in attığı bomba da tanığı yere düşürdü. Cortex'in üzerine atışlar var. Her yerde savaş var. Ozarok çok avantajlı kaldı. Burada Oğlun üstüne yapılan bir hamle var. Yalnız Avcı rotasyonda orada biraz hasar çıkardı. Merciless Fatih'i düşürürken bir anda Fatih Oscar'ı bitirdi. Oğlun veda haberi geliyor fakat bu Avcı için bir fırsata dönüştü. İki oyuncuyu birden düşürmeyi başardı. Orada Ozarok'sa büyük darbe Avcı'dan geliyor. Biat Squad hala maça tutunmaya devam ediyor. Son 3 takım 4 oyuncuya girdik. Bir anda çok fazla oyuncu kaybıyla birlikte burada acaba kalan takımlar neler yapacak? İki takım, iki tarafta da birer oyuncu. Bir tarafta Cortex, diğer tarafta Avcı.
Şu anda bütün avantaj Cortex'te gibi gözüküyor yükseklik sayesinde, ama canı çok fazla olmadığı için ona güvenemedi ve o yükseltiyi bırakmak zorunda kaldı derken, yani avcı 1 vs 4'ünü attı Ozorox'a. İnanılmaz bir güzel bir galibiyet aldılar. İkinci maçta Biat Squad galibiyeti izledik. Avcı oyun sonundaki clutch pozisyonunu mükemmel oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ozarox'un ise yine 4 kişi kaldığı oyun sonunda galibiyet alamadığını gördük. Turnuvanın ilk gününde de buna benzer bir senaryo ile karşı karşıya kalmışlardı. Yine Hovla Esports'un yükselen performansını 10 kill ile taçlandırdığını görüyoruz. Yani bir yandan da puan durumlarını da kontrol ediyorum kenardan. Üçüncü maçta başladı. Tatmok'un batısından başlayan uçak Rox'tan çıkış yapacak. Sanok'ta zaten uzak diye bir şey yoktu. Black Bakalım geldi nasıl. yalnız pozisyona. Black de geldi. Kımız dahil oldu. Dahil olur olmaz da yakalandı ama takas Peace'ten geliyor. Razier'de. Bu arada Amzesi de yakalanmış. Mir iyice avantajı elde etti ki işte ondan iyi bir sprey var. Rakibini düşürmeyi başardı. SUG üzerine artık kurulabilecek bir oyundan bahsedebiliriz. Mir de Muego ile girdiği fight'ı kayıpsız kazanıyor ama çok zorlu bir rotasyon onları bekliyor. Neyse ki görünürde bir araçları var. En azından hızlı bir geçiş imkanı bulacaklar. Bu arada tekrardan hızlıca SUG fight'ına döndük. Razor'da yerde kalan isim o. Bitiriliyor. Onu kurtarmak mümkün olmadı. Kili skoru alan taraf Black ekibi oldu. S2G 3 kişi burada mücadeleye devam edecek. Ice ile yakın bir savaş söz konusu. Yeni alan Hatin'e doğru bayağı bir ilerletti. Bazı takımların işi gerçekten çok zor olacak. Galaya gidiyorlar. Bir karşılama olacak, bir bomba çekildi ama şu anda diğer tarafa, dış kısma doğru geçtiler. Bomba gelecek. Yanıcı var Barış'ın elinde. Kapıya doğru bir atılan bomba isabet sağlamadı. Karşılıklı birbirlerine yanıcılar atıldı. King yerde kaldı. Barışçı'nın attığı yanıcıyla beraber Moemco da yerde kaldı. İkiye birlik bir savaş söz konusu burada. Barışçı da yanmaya başladı. Uzaklardan da böyle yer yer atışlar geliyor. King'in canı çok çok az. Kayseri'ye doğru atıldı. Barışçı canına bastıktan sonra takım arkadaşını yerden son anda kurtaracak. Sağda Gazi sağlı sollu hareketlerle üstüne geliyor, rakibini yakalamayı başardı. Gazi etkili oyun. Şimdi Svenzi indiği noktada Gazi, ona da denemeleri var. Gazi onu da yakalamayı başardı. Üstüne bir de destek geldi. Peace clutch'ı da bulunca Nevea bir anda elendi. Bu arada Scarface'in üzerine de gelen darbe Hold'dan oldu. Ya bir tık fazla mı almış sanki çantaya? Bomba bu arada çok iyi geldi bomba. Nok'un üzerine doğru bir hamle yapılıyor. Alperen de geldi oraya ve galibiyet TOHE Espor'da oldu. Üçüncü maçta TOHE Esports kazandığı alan avantajını sonuna kadar kullanarak Sanok'ta galibiyeti çıkarmayı başardı. Mirai Esports'un etkili performansının yanı sıra Hovla Esports'u da yine ilk üçte görüyoruz. Devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızı aktif olmayı planlıyoruz. Müsabakaları olacak. Orada da 20 takımın mücadelesi sergilenecek. 16'ya düşeceğiz. Finalde 2, 3, 4 Şubat tarihlerinde oynanıp finalde bu şekilde 16 takım arasında olacak. Elbrak göremedim. Musab'ı görüyorum şu anda. Paraşütte biraz denemeler var. Barışçı'nın Kar 98 atışları söz konusu. Yani Ironsight, işte PMSL'de zaten 4 bölgenin mücadele edeceği turnuvalarda falan hepsi temsil edecekler. Hani mümkün mertebe insanların oyununu bozmamaya gayret ediyoruz. Şu anda aktif bir savunma gelmiyor. Barış seni duydu gibi direkt orada duvarın arkasına geçti. Yani mantıklı da bir karar verdi çünkü çok açıkta geziyordu. Elvis'i güzel karşıladı Raun. Moemka'nın atışları söz konusu vardı. Raun'u yere çekmeye başardı. Striker orada savunma yapmaya çalışıyor bir yandan. Üzerine baskı gelmeye devam ediyor ZT takımından ama son oyuncu da yakalandı. Getson'un aşağı indiğinde biraz daha yükselti, ele geçirilmeliydi. Şimdi iyicene çukura çekilindi. İyice çukura çekilindi. Artık durum birazcık daha sıkıntılı hale geldi. Yapılabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Ciddi ekstra ihtiyaç var. Barış Buran'ın üzerine gelen ciddi miktarda isabetli atış söz konusu. Mega 3. Canı bayağı bir aşağı indirildi. Muemka'nın pozisyonu belki kilit açmaya sebebiyet verebilir. Musab'ın attığı bomba Barış Buran'ı yere çekti. Kör Jerrah orada baskı yapmaya çalışıyor. DBS'e bir karşılama yapıldı Kör Jerrah. İkinci de düşürüldü. Musab'ın canı çok çok az. Üçüncü de düşürüldü. Kamikaze tek başına.
Kamikaze tek başına şu anda işler işte bu ekstra olur mu derken ekstra oldu. Barış Bira'da yerden kaldırılmak üzere. Şu an Moemka buradaki skor garantilerini almak için ve açıyı da iyi bir şekilde ele geçirmek için o tepeye oynadı ve skor garantilerini aldı. 3'e 1'lik bir durum söz konusu. Moemka'nın yaptığı iş gerçekten azımsanamayacak kadar büyük oldu. Elvis farklı açıda Kamikaze'nin etrafı sarıldı. Elindeki biçer döver bakalım biçip dövebilecek mi? Elvis'e isabetli atışlar geldi. Kamikaze'ye gelen farklı noktadan atışlar Kamikaze'nin maçı kaybetmesine sebebiyet verdi. La Fodre takım. Dördüncü maçta La Fodre Espor 11 kill ile Miramar'da galibiyete uzandı. Galibiyetin başrolünde ise Moemka vardı. Son pozisyonda Getsu'ya karşı 1v3'lük pozisyonu oynayarak takımına galibiyeti hediye etti. Barış Bıra Moemka'yı geleceğin yıldızı olarak adlandırıyor. O scrimlerde ve ikinci alan kapanmadan 10 kişinin kaldığını falan evet, görürsünüz evet. Böyle o scrim maçlarında. Getson'un ben onları çok yapmadığını ve hep bir şeyler denemeye çalıştığını görüyorum. IMZC'yi kaybettiler ve bir double grenade, double bomba görüyoruz. Stun gönderildi. Üstüne bir de bomba. Owner çok fazla hasar aldı. Klaus Moego adına yine skor çekiyor. Moego kritik potada olduğu için gözün bir yandan kill feed'de olmaya devam ediyor. Şimdi Owner'a da destek gelecek yalnız. Tepeden Galatasaray da buraya yardım ediyor. Yani dışarıdan da yardım gelince Owner bu arada yere çekilmiş. Raze de yere çekilmiş. SUG tarafı direkt iki kişi eksildi ve şu anda oraya sıkımız o bölgeye doğru atak yapmaya başladı. Rip'te ikinci baygından sonra direkt hep beraber arabalarla çıktılar ve bu Bloodstream'in elenmesiyle finallenecek bir durum söz konusu olabilir. Karşılama yapmaya çalıştılar. Bir baygın daha alındı. Rip 7 Sisters'ın atışlarıyla beraber Arzu orada güzel bir savunma yaptı Rip'le beraber. İki Rip'in karşılaşmasını ama Rip 7'in olduğu takım kazandı ve yapmaya çalışıyorlar. Merciless de artık desteğe gelmek zorunda. Onu çok geç kaldı. Oscar'ın yaptığı hatayla beraber Noko'nu yere çekmeye başardı. Twist buradan savunma yapmaya çalışıyor. Takım arkadaşını korumaya çalışıyor. Tabii kaldırmaya vakti yok. Tutmaya başladığı anda direkt Noko oraya oynardı ama Noko orada gerçekten çok iyi bir 1v2 yaptı. İş çok zordu. Yakalandı. Yani araç dayanmaz zaten o rotasyonu o kadar Kraus'la mümkün değil ama Morfin oradaki skor çalmayı başardı. Skor puanını alıyor. Kör Cerrah ise kendini artık gaza bırakacak mı? Yok bırakmadı. Almak için bir deneme yapıyorlar. Aşağı kadar indiler. Bütün alanın hakimiler ama işte birazcık pozisyonu tehlikeye sokuyorlar diyebilirim. Morfin'in attığı bomba PCR'e çekmeyi başardı. Kırmızı da çok canını azaltmıştı ama Kırmızı'nın karşılıklı bombası Morfin'i yere düşürdü. Efehan tek başına kaldı. Şu anda takım arkadaşları buraya yardıma geldi. Efehan ileriye doğru atak yapacak ama işi çok çok zor. Atışlarla beraber son müsabakayı da Black Esports kazandı. 5. ve son maçta ZT Esports ve Mire Esports kendilerini yarı finale atmayı başardı. Turnuvanın favori ekiplerinden Fireflux ise son anda yarı finale çıktı. Son maçta galibiyete uzanan takım ise agresif bir oyun izleyen Black Esports oldu. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoya yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.